Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Akın Seyran'a zarar verecek mi? Ferit Seyran'ı kurtaracak mı? Ve Ferit Akın'ı nasıl durduracak? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ve bu geçtiğimiz bölümde gözden kaçırılan şok detaylar neler? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Seyran'a bir şey olmasın diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle Yalı Çapkını dizisi heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Bölüm sonunda Seyran'ın kaçırılması şok etkisi yarattı. Fakat daha Seyran'ın kaçırıldığını kimseler öğrenemeden bölüm sona erdi. Seyran'ın kaçırılma meselesine devam etmeden önce haftaya dizi yayınlanacak mı? Veya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak gibi soruları cevaplayalım. Yalı Çapkını dizisi son alınan kararla birlikte diğer diziler gibi haftaya bayram nedeniyle yayınlanmayacak. Yani birçok dizi gibi Yalı Çapkını dizisinin de yeni bölümünü haftaya maalesef göremeyeceğiz. Fakat bir sonraki hafta dizi kaldığı yerden devam edecektir. Kısacası Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü 19 Nisan Cuma günü yayınlanacaktır. Tam da dediğimiz gibi Akın artık Korhanların yeni düşmanı oldu. Bunu da bizzat annesi Ökkeş Ağa'yı öldürerek sağladı. Fakat bundan Akın'ın haberi yok. Yani Akın annesi ve dayısının intikamı için Korhanlara karşı savaş açsa da aslında bunların annesinin planı olduğunu bilmiyor. Bu kısımda da bence Akın'ı Ferit ve Seyran durduracaktır. Yani Ferit ve Seyran Ökkeş Ağa'yı bizzat Akın'ın annesinin öldürdüğünü Akın'a ispatlayacaklardır. Akın ise bu gerçeği öğrenene kadar annesinin dediklerini yaparak durmak bilmeyecektir. En son videomuzda da Akın'ın Korhanlara karşı bir hamle yapacağını ve hatta bu hamlesinin de Seyran'a yönelik olabileceğini söylemiştik. Yani Akın'ın Seyran'ı kaçırabileceğini dile getirmiştik. Akın tam da bahsettiğimiz üzere Seyran'ı son sahnede kaçırdı. Hem de bunu kanlı bir şekilde yaptı. Bu sahnede Akın'ın gerçekten de artık intikam için her şeyi yapabileceğini anlamaktayız. Akın Seyran'ı kaçırdıktan sonra özel olarak yaptığı ve kimsenin duyamayacağı bir odaya Seyran'ı kapatacaktır. Fakat Akın Seyran'a zarar veremeyecektir. Her ne kadar Akın'ın adamları Ece'ye zarar verseler de Akın adamlarını Seyran'a bir şey yapmamaları konusunda uyaracaktır. Çünkü burada Akın'ın asıl amacı Seyran değildir. Akın Seyran üzerinden Orhan'a ulaşmak isteyecek ve böylece dayısının intikamını almayı hedefleyecektir. Hatırlarsanız Akın geçtiğimiz bölümde zaten Seyran ve Ferit'e bir şey yapmayacağını söylemişti. Akın Seyran'ı kaçırarak Korhanlara bu savaşta ciddi olduğunu ve Korhanlardan biri ölene kadar durmayacağını ifade etmekte. Bu işin sonunda zaten bir isim diziye veda edecek fakat bunun kim olacağı daha belli değildir. Ferit cephesine dönecek olursak, Ferit yeni bölüm ilk sahnesinde Seyran'ın bağırışlarını ve silah sesini duyunca kapıya koşacak. Ardından Seyran'ın kaçırıldığını öğrenen Ferit deliye dönecektir. Geçtiğimiz sezon sonlarındaki Ferit Korhan geri dönecek diyebiliriz. Hatırlarsanız Seyran geçtiğimiz sezon sonlarında Antep'e zorla götürülmüş ve Ferit Seyran'ı ucunda ölüm bile olsa kurtarmaya gitmişti. Şimdi ise Seyran'ın kaçırılmasıyla Ferit adeta delirecek ve her yere adam salarak Seyran'ı bulmak için harekete geçecektir. Bu kısımda Ferit Seyran'ı kolay kolay bulamayacak çünkü Akın bu konuda çok dikkatli davranacaktır. Yani Seyran ve Ferit birkaç bölüm bir araya gelemeyeceklerdir. Ferit dört bir yandan Seyran'ı aramakla uğraşırken Seyran da Akın'ın hazırlattığı o sessiz odada acı çekecektir. Seyran'ın bu kısımda karın ağrıları da çoğalabilir. Dikkat ettiyseniz Seyran'ın bu geçtiğimiz bölümde yine karnına ağrılar girmişti. Bu konuya son iki bölümdür üst üste değinmeleri boşuna değildir. Yani bu sahneler bilerekten gösteriliyor. Önümüzdeki bölümde dediğim gibi bu konuda da yeni gelişmeler görebiliriz. Ferit Seyran'ı bulmakta zorlansa da en sonunda Akın'ı annesinin yalanlarını ortaya çıkartarak durduracaktır. Ama maalesef bu gibi olaylar beklenmedik biri veya birilerinin vedasıyla sonuçlanıyor. Bu nedenle bu olaylar içerisinde sürpriz bir ismin ölümünü göreceğimizi düşünüyorum. Son olarak da bir sonraki analiz videomuzda cevaplamamı istediğiniz sorularınızı da mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.
Böylece bir sonraki videoda bu sorularınızı da detaylı bir şekilde cevaplandıracağım. Peki sizce Seyran'ın karnına ağrılar girmesinin sebebi ne olabilir? Lütfen sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak Yalı Çapkını dizisini sevenler Star TV'den dizi izlemeyi unutmasın. Yalı Çapkını dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.